Peygamber Hatip Camisi'ne cuma namazı kılmaya geldik. Sakin, güzel bir cami benziyor. Allah namazlarımızı kabul etsin. Ezan okundu. Seyyidâ şebâ, ehlil cennâ. Sadaka Rasûlullah
Ben Ferhadi Bulu. Muhterem kardeşlerim. Okuduğum ayet-i kerimeden Yüce Rabbimiz bizlere şöyle buyuruyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Okumuş olduğum hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendisidir. Aziz müminler, Kur'an-ı Kerim'de saygı duyulması emredilen 4 aydan biri olan Muharrem ayı içerisindeyiz. Ve bugün 10 Muharrem, yani Aşure günü. Muharrem ayı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hürmete layık olarak nitelendirdiği mübarek bir aydır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan sonra tutulan en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur buyurarak bize bu ayda oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir. Kıymetli Müslümanlar, sayısız lütuf ve faziletlerle dolu olan Muharrem ayı aynı zamanda Müslümanları hüzne boğan Kerbela hadisesinin yaşandığı aydır. Kerbela hadisesi kan ve gözyaşının, üzüntü ve kederin, acı ve ıstırabın sinelerde açtığı derin bir yaradır. Bu eli bir hadisede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin benim dünyadaki çiçeğim Reyhan'ım diye sevdiği Hazreti Hüseyin Efendimiz ve çoğu ehli beytten 70'i aşkın Müslüman bir yudum suya hasret bırakılıp şehit edilmiştir. Değerli müminler, Kerbela hadisesi bizler için çağlara aşan mesajları ihtiva etmektedir. Kerbela her şeyden önce adaletsizliğe karşı onurlu bir mücadelenin adıdır. Kerbela, haksızlığın karşısında cesur ve kararlı bir duruşun, zulmün karşısında asil bir yürüyüşün sembolüdür. Kerbela, adaletin, cesaretin, yiğitliğin ve yüksek ahlakın Hazreti Hüseyin Efendimizin şahsında vücut bulmuş halidir. O gün Kerbela'da şehit edilenler, müminler tarafından hep hayırla ve rahmetle yad edileceklerdir. O mübarek canlara eziyet-i reva görüp onları şehit edenler ise Müslümanların vicdanlarında mahkum olmaya devam edilecektir. Aziz kardeşlerim, bugün bize düşen Kerbela'yı doğru okumak, doğru anlamak ve ondan gereken dersleri çıkarmaktır. Ehl-i Beyt'i, Mustafa'nın muhabbetini her daim yüreklerimizde canlı tutmaktır. Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt'in temsil ettiği değerleri hayata hakim kılmaya gayret etmektir. Bütün ümmeti üzüntüye boğan böylesi bir hadiseyi kin ve nefrete, ayrılık ve gayrılığa değil, birlik ve beraberliğe vesile kılmaktır. Bu vesileyle başta şehitlerin efendisi Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Kerbela şehitleri olmak üzere hak ve hakikat uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Diğer yandan bu hafta sonu KPSS'ye girecek olan bütün kardeşlerimize başarılar diliyorum. Rabbim zihinlerini açık, ömürlerini bereketli eylesin. Ele enni ahsanel kelam ve ebliyan nizam kelamullahi melikul azizallem kemme gallallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ murel gur'an feslenû leh ve ansıkû lâzikum tutamun Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnetine nevâhi s-sâbü Salatu vesselamu ala Rasulina Muhammedi ve alihi ve sahbihi ecma'in. Te'azimen nebihi ve tekrimen safihi fe'al azze ve celle min gâili muhtıra ve emra. İnnallâhe ve melâketehu yusallun alen nebi. Ya eyyühellezine amenun sallu aleyhi ve sellimun teslimun. Allah'ım.
Allah. İnna Allaha yemuru bil adli vel ihsani ve ita'il gurba ve yenha. Ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bagri. Ya'zukum leallekum tezekkerun. Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlığı, menalığı ve azgınlığı yasaklar. Tutarsınız diye sizlere öğütülür. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
Selamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme ente selam ve minke selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram. Subhana rabbiyal aliyyil a'la.